Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ufacık hastalığım var, sesimden dolayı şimdiden kusura bakmayın deyip videoya başlamak istiyorum. Bu videonun konusu şöyle. Biliyorsunuz ben yakın zaman içerisinde bir kamera aldım ve bununla ilgili de bir video çekmiştim. Vlog tarzı bir videoydu. Ben de çok eğlendim ama beklediğim hype'ı alamadığım bir videoydu. Her neyse, ben bu kamerayı zaten hem söylemiştim hem video için hem de yayın amaçlı aldığımı. Ben yayınlarıma başladım. Buradan da size bunu duyurmak istiyorum. 2 günde bir de yayın açıyorum ve sizlerden de beklediğim tabii ki de bana destek olmanız. Açıklama kısmından Twitch adresime gelebilirsiniz. Dedim ki yayıncılığa başladık. Ben de dedim yayıncılıkla alakalı birçok şeyi öğreteyim. İlk başta böyle daha basit şeylerden daha komplike şeylere gideceğiz. Ve kendime bir plan çıkardım. Buradan da size bunu duyurmak istiyorum. Bu videoda OBS'te başlangıç ayarları nasıl yapılır? Bundan sonraki videoda OBS şeklinde devam edeceğiz. İlk önce OBS programını bitirip daha sonra Twitch ile ilgili Photoshop'ta neler yapılabilir? Bunları yapacağım. Bu video serisinde her 2 günde bir atmayı planlıyorum. Her 2 günde bir OBS ve onların arasına da Twitch ile ilgili Photoshop'ta neler yapılabilir, nasıl yapılmalı? Bununla ilgili bilgileri vermeyi planlıyorum. Aklımda böyle bir düşünce var. Günler değişebilir. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Şimdi gelelim. İsterseniz bir bilgisayara geçelim. Bir OBS'e bakalım. Nasılmış? Ben nasıl kullanıyorum? Ayarları nasıl yapıyorum? İsterseniz gelin bir ona bakalım. OBS'imize geldiğimizde ise şimdi ilk başta bizi yayın başlıyor ekranı geliyor. Yani bu yayın başlıyor ekranlarında dediğim gibi Twitch ile ilgili Photoshop'ta ve After Effects'te yapılması gereken videolarda bunları paylaşacağım. Bunları geçiyorum. Ben sadece bu şekilde kullanıyorum. Bunu göstermek istedim. Daha sonra direkt ayarlar kısmına geç. Şimdi burada genel olarak da zaten hiçbir şey değiştirmiyoruz. OBS açılırken zaten size şeyi soruyor. Yayın için en iyi hale getir veya kayıt için en iyi hale getir veya hiçbir şey yapma, bütün ayarları ben yapacağım gibi size bir ayar seçeneği sunuyor. Oradan da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Genel olarak yapılması gereken belli başlı şeyler var. Şimdi yayına girdiğinizde buradan Twitch'i veya hangi platformda yayın yapacaksınız bunu buraya bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra gördüğünüz gibi şu sağda ve solda chat ekranları açıyor. Chat ekranı ve istatistik ekranı açılıyor. Burada sizde Twitch etkinlik akışı gözükmüyor olabilir. Burada da paneller kısmına gelip oradan açabilirsiniz. Ona da bir bakarız. Daha sonra çıkış kısmına geldiğiniz zaman burası en önemli kısım. Burası sizin yayına ne kadar bitrate gönderebileceğiniz veya ayarlamalarını gerçekten nasıl yapabileceğiniz kısım. Şimdi buraya gittiğimiz zaman diyor ki burada bit hızınız. Eğer bit hızınızı siz speed test yaptığınızda 8, 9 veya 10 tarzı bir şey çıkıyorsa zaten iştirak değilseniz maksimum verebileceğiniz 6000 bitrate. Ama ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benim şu an upload'um 20-25 arası dolaştığı için ben rahat bir şekilde 6000 verebilirim. Ama eğer sizin upload'unuz 8 olduğunu varsayalım. Eğer 8 upload'unuz varsa 3 upload aşağı indirip 5000 bitrate verebilirsiniz. Neden? Çünkü bazen 6000 bazen 6300 bitrate gibi kullanabiliyor bende. Yani siz 5000 verdiğinizde 5500'e de çıkabilir, 4500'e de inebilir. Bu tamamen Twitch'in algoritmik olarak sıkıştırmasıyla alakalı bir şey. Bu bilginiz olsun. Eğer siz 5500 verip 6000'e çıktığı zaman ekranınızda droplar olabilir. Yani droplar oluyor dedikleri olay da bu yüzden kaynaklanıyor. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir alt sekmeye geldiğiniz zaman anahtar kare aralığı görüyorsunuz. Burada 0 otomatik olarak geliyor. Ama Twitch'in bizden istediği anahtar kare aralığını 2 olarak ayarlamamızdır. Buraya girdikten sonra ön tanımla burası tamamen sizin bilgisayarınıza göre şekillenecek bir şey. Burada ben yüksek kaliteyi verdim. Buradan da istediğim bir tane ön tanımlı ayar seçtim. Ön tanımlı ayarda ben o ayara getirdiğim zaman direkt OBS o şekilde şekilleniyor ve yayınımı o şekilde devam edebiliyorum. Burada ekran kartı kısmı var. Eğer ekran kartı birden fazla ekran kartınız varsa mesela bilgisayarınızda 2 tane ekran kartı vardır ve siz dersiniz ki ben birden oyun oynayacağım ama sen yayını 2'den yap. Bu şekilde de seçenek sunuyor bize. Bu yeni gelen bir özellik ve ben bunu gerçekten çok fazla seviyorum. Evet, yayın çıkış kısmını bitirdiysek istiyorsanız gelin bir kayda geçelim. Kayıt kısmına geldiğimiz zaman sizde ilk başta burada gözükmeyecektir. Ben şu an kayıt yaptığım için bunu gösteremiyorum sizlere. Ama çıkış modu denilen kısımda standart olarak gelecektir. Normal modda gelecektir ve sizde bu şekilde seçenekler gözükmeyecektir. Buradan gelişmişi aldığınız zaman buradan bir sürü ayarlar yapabiliyorsunuz. Kayıt yolu zaten kaydı nereye yapacağınızla alakalı bir yer. Burayı hemen atlıyorum. Kayıt biçimi MKV geliyor normalde ilk başladığında. Ama siz eğer kayıt yapıp Premiere Pro'da işlemeyi düşünüyorsanız Premiere Pro veya herhangi bir program MKV dosyalarını desteklemiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. QuickTime'i neden seçtim? Çünkü QuickTime'ın hem kalite olarak kayıpsız yapıyor hem de boyutları MP4'e göre birazcık daha düşük oluyor. Bilginiz olsun. Bu da güzel bir trik olur sizin için. Video kodlayıcı biliyorsunuz burada X264 veya ekran kartınız neyse onu çıkartıyor. Benim ekran kartım şu an 1660 Super Nvidia olduğu için ben Nvidia NVENC teknolojisini kullanabiliyorum. Tabii ki de RTX bir ekran kartı olsaydı burada daha farklı bir işlem
olacaktı. 4000 ekran kartı olsaydı bu sefer Nvidia NVENC AV1 kodeini kullanabilecektik. Buna dikkat edelim. Çıkışı yeniden boyutlandır kısmına bence gerek yok. Çünkü buradan ayarladığınız video kısmında göreceğiz onu. Ayarladığınız ekranı direkt verebilmek için. Kodlayıcı ayarlarına geldiğimiz zaman ise burada ilk başta size diyor ki yayın kodlayıcısını kullan. Yani siz yayın ayarlarını nasıl yaptıysanız tamamen onu kullanıyor. Ama ben diyorum ki hayır, ben yayın ayarlarımı daha düşük bitrate ama kayıt alırken daha yüksek bitrate vermek istiyorum ki ekranım kaliteli çıksın, kaliteli gözüksün, bir kayıp olmasın istiyorum. Buradan yine oran kontrolünü CBR'a alıp bit hızımızı bu sefer 12.000'e getiriyorum. Yani yaptığımız kaydın iki katına getiriyorum ki daha stabil bir görüntü alabiliyorum. Burada anahtar kırı aralığını bir ayarlamamıza gerek yok. Sıfır olarak ayarlayabiliriz çünkü bir yere bir yayın çıkmıyoruz. Sadece burada bilgisayarımıza kayıt yaptığımız için bunu hiçbir şekilde ayarlamamıza gerek yok. Burada ekran kartına geldiğimiz zaman ise temin açıkladığım gibi eğer iki tane ekran kartınız varsa hangisinden yayın, hangisinden kayıt veya hangisini kullanmak istiyorsun, hangisini kullanmak istemiyorsunuz gibi bir ayar söz konusu burada da. Ses kısmı ve tekrar oynatma arabelliğine buraya gelmiyorum. Tekrar oynatma arabelliğinden birazcık bahsedebilirim. Tekrar oynatma arabelliği nedir? Kısaca şöyle bir açıklama yapabilirim size. Çok iyi bir vuruşlar yaptınız veya o an yayında yaparken çok güzel bir şey oldu ve onu hemen kayıt etmek istiyorsunuz. Tekrar arabelliğine modunu açtığımız zaman 20 saniye önce tuşa bastığınız süreden 20 saniye öncesini arabelliği alıp size bunu gösterebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Ses kısmına geçiyorum. Burada çok fazla ayar var. Bunu daha sonraki bir videoda bahsedeceğim için burayı hızlı atlıyorum. Evet, video çözünürlüğüne geldi. Şimdi bazı arkadaşlarım, ben gördüğüm kadar söylüyorum, diyorlar ki kanka bizim ekranımız 1920x1080 yani Full HD ama biz görüntüleri alırken kötü gözüküyor. Neden? Sebebi şu. Eğer sizin temel tuval çözünürlüğünüz Full HD ise, çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğünüz 720p ise piksel kaybı olduğundan ötürü çözünürlüğünüz de düşüyor. Daha böyle karıncalanmış, böyle smooth bir görüntü oluyor görüntüde. O yüzden 1920x1080 vermeniz önemli ama kayıtlarda. Eğer siz yayın yapıyorsanız ve iştirak başvurunuz daha olmadıysa, yani iştirak sözleşmenizi daha imzalamadıysanız, burada ne yayın verirseniz orada da sadece onu izleyebiliyorlar. Şimdi ortak FPS değerleri diyor. Boyut azaltma filtresi burası. Dediğim gibi ayarlama yapamıyorum şu an. Onunla ilgili başka bir şekilde video çekeriz ama çok önemli bir kısım değil. Yapmanız gereken çok küçük bir değişiklik var. 16 kareden 32 kareye getiriyorsunuz. O da örneklemesini arttırdığı için bunu size böyle söyleyebilirim. Ortak FPS değeri 60. Eğer sizin bilgisayarınız 60 FPS veya internetiniz 60 FPS'e uygunsa kesinlikle 60 FPS yapmalısınız. Ama sadece oyun oynuyorsanız. Eğer Just Chatting'e girip sadece kamera açıp kameranızda 24p'deyken buradaki yayını 60p yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü bitrate'ler de ona göre değişmekte. Zaten bununla ilgili bir ekrana fotoğraf koyacağım. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi 60 FPS'te bitrate farklı. 4K'daki 60 FPS'te bitrate farklı. 1080p Full HD'deki bitrate farklı. Bunları tamamen buradan bakıp yapabilirsiniz. Bu fotoğrafı da durdurup buradan alabilirsiniz. Buradaki ayarlamanızı ona göre yapabilirsiniz. Burada şu anlık ayarlarımızı bitirebiliriz. Şimdi bu videoda OBS ile alakalı temel olarak bazı şeyleri öğrendik. Bu videodan sonra dediğim gibi sesler, tasarımlar ve daha özel komplike olayları nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Ama bu seriye tabii ki de birazcık ilgi gelirse bunu yapmayı planlıyorum. O yüzden eğer bu videoyu izlediyseniz beğenebilirsiniz. Hatta YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü bundan sonra yapılacağım şeyler birazcık da böyle Türkçe kaynağı bulunamayan şeyler. Bilginiz olsun. Mesela size şundan ufacık bir örnek verebilirim. Şu an kameram beni çektiği için başka bir görüntü gelecek ama oradan göstermek istediğim şeyi anlayabileceksiniz. Şimdi ben bir geçiş efekti yaptım kendime. İsterseniz ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu an burada ekran yok, siyah. Neden? Çünkü ben kameramı şu an size kayıt için kullanıyorum. Eğer siz de bu şekilde geçiş efektleri yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve beni takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca da bir Discord kanalı açtım. Oradan da hem yayın yaptığım zaman hem de yeni video attığım zaman bilgilendirilmiş oluyorsunuz. Ve çok güzel de yapay zekalar var böyle ufak tefek. Canınız sıkılmayacak şekilde. Gerçi canınız sıkılmayacak diyorum da büyük ihtimal yapay zekalar benim Discord'umu daha çok büyütüyor. Ve orada da birazcık eğlenceli oluyor. Fotoğraflara baktığım zaman neler yapılıyor, nasıl yapılabildiğini görebiliyoruz. İnsanlarla paylaşım oluyor. Bence güzel bir ortam oldu orası da. O yüzden sizi de Discord'uma bekliyorum ve ayrıyetten Twitch'te ve Discord'da beklediğim bir mesafeye gelirsem güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden bana desteklerinizi ve beğenilerinizi esirgemeyin diyorum. O zaman bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Dediğim gibi kısa kısa ama gerekli olan her şeyi göstereceğimi düşünüyorum yayınla alakalı. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. İnşallah bir sonraki videoda bu sesimle devam etmem. Çünkü kendim bile duyurken bayağı zorlanıyorum. Bay bay.